Efendim herkese günaydın. İyi bir gün dilekleriyle Sağlıklı Hayat programına hoş geldiniz diyoruz. Bugün 6 Mayıs 2015 Çarşamba. Saatler onu gösteriyor. Sağlıklı Hayat programı canlı yayında birlikteyiz. Önce az sorumuz var, daha sonra buradayız. Sağlıklı Hayat'ta bugün mide hastalıklarını konuşuyoruz. Mide ve bağırsak hastalıkları neden olur? Tedavisi nasıl olmalıdır? Tüm merak ettiğiniz soruların cevapları ve daha fazlası için genel cerrahi uzmanı Operatör Doktor Hüseyin Uğurlu stüdyomuzda. Evet, az sorumuzu birlikte izledik. Avrasya Hospital'dan genel cerrahi uzmanı, aynı zamanda hastanenin yönetim kurulu başkanı Operatör Doktor Hüseyin Uğurlu hocam bugün ağırlıyoruz. Hep birlikte canlı yayında Sağlıklı Hayat ekibi olarak hocamıza hoş geldiniz diyoruz. Hoş geldiniz hocam. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim. Öncesinde sağ olun. Çok teşekkürler hocam. Keyifle ağırlamanın tadını çıkartalım istiyorum. Bir saat sizinle birlikteyiz. Çünkü öncesinde sizi yakinen takip ettiğim hocalarım arasındasınız ve gururla da söylemeliyim ki Türkiye'ye iş alanı, istihdam sağlamak alanında binlerce kişiye ekmek kapısı açıyorsunuz. Evet. Sağlıkçı olmanın yanı sıra muhteşem bir Türkiye adına gurur verici bir duygu. Genel cerrahi uzmanı olarak da çok önemli bilgileri, mide rahatsızlıklarını, safra kesesi ve safra kesesi taşlarını konuşacağız sizinle. Öncesinde dilerseniz hocam, çok tuz kullananlar, kolesterolü olanlar çok keyifle yemek yese de sonrasında şişkinlik, hazımsızlık şikayeti olanlar bir mide rahatsızlığı yapılan araştırmada ya da safra kesesi şikayetiyle karşı karşıya gelebilir diyor siz değerli hekimlerimizden. Gerçekten doğru mudur hocam? Öncesinde bunu dinlemek isteriz sizden. Gerçekten insanlar yemeden içmeden yaşaması mümkün değil. Ama yiyip içtiğimiz zaman da her şeyin bize faydalı olacağı diye bir kural yok. Ama biz yine de sağlığımızı koruyarak yaşamamız, önümüze çıkan bir takım rahatsızlıklar olursa da bunların çaresine bakmamız gerekiyor. Evet. Onun için mide ve gerek karın içi, batın dediğimiz karın içindeki organların, safra kesesinin, midenin, pankreasın, bağırsakların çok önemi var. Yani sağlıklı ve konforlu yaşamamız için. Gerçekten mide hastalıkları önemli. Birçok insanların bu tür şikayetleri var. Önemli oranda bu tür şikayetler var. Mesela gastritler, ülserler, reflü gibi rahatsızlıklar oldukça fazla. Mide kanserleri yine son zamanlarda çok neredeyse hastalıklar, kanserler grip gibi oldu diyen hastalarımız var. Yani kiminde meme kanseri, kiminde akciğer, kiminde mide kanseri, kiminde kolon kanseri gibi. Bunlar tabii ciddi hastalıklar. Mutlaka erken yakalanması, erken tedavi edilmesi gerekiyor. Evet. Evet, mide hastalıkları genellikle işte en sık rastlananları gastrit türü. Herkesin başına evet hocam, şişkinlik, gaz şikayetiyle karşı karşıya gelen bayan erkek her yaş grubunda mutlaka gelen hastalar vardır. Peki gerçekten bir gaz şikayeti, şişkinlik bir hastanın habercisi midir? Mutlaka, yani bütün sindirim organlarının bu tür gaz ve şişkinlik gibi şikayetlere, hazımsızlık, iştahsızlık gibi şikayetlere neden olması söz konusu. Evet. Yani bunların başında işte gastritler geliyor. Yani midenin iltihabi hastalıkları geliyor. İltihabi hastalıkları bazen bazı virüslere, bakterilere bağlı olduğu gibi midenin kendi salgısı na da bağlı olarak olabiliyor. Uzun süre aç kalmak, mide asidinin mide mukozasına zarar vermesi gibi. Bunun yanında reflü gibi, yani normalde yemek borusuyla
mide arasında bir sfinkter vardır. Yani yediğimiz gıdalar geri kaçmaz. Yemek borusuna gelmez. Ancak bazen bu mekanizma bozulabiliyor ve yediklerimiz geriye kaçabiliyor. Yani yemek çalışma sistemi bozuluyor o zaman, değil mi hocam? Sistem bozuluyor ve midenin aşırı asitli gıdaları yemek borusuna geliyor. Yemek borusunda devamlı tahriş yapıyor ve ister istemez sürekli bir şikayete, rahatsızlığa sebep olmuş oluyor. Hastanın ağzına acı sular gelebiliyor. Gece yatınca bu acı sular gelebiliyor. Göğüs kemiği, sternum dediğimiz kemiğin arkasında devamlı bir yanma olabiliyor. Yani bir hazım ve sindirim problemleri başlıyor. Ya da yemek borusunun tam mide ile birleştiği yerde ve batın içine girdiği yerde diyafragma vardır. Diyafragma belli bir oranda orayı sarar. Burada fıtıklar oluşabiliyor. Hiatal herni diyoruz buna. Mide fıtıkları mide diyoruz. Fıtıkları. Bunlar olduğu zaman da yine ağza yediklerimiz geri gelebiliyor. Acı sular gelebiliyor. Mide muhtevası gelebiliyor. Bir de kalp kriziyle karıştırıldığı söyleniyor. Doğru mudur hocam? Doğru. Çünkü genellikle kalp krizinde de bu sternumun arkasında, yemek göğüs kemiğinin arkasında bir baskı oluyor. Göğüse bir ağır bir şey konmuş gibi, yani diyelim ki 50 kiloluk bir yük konmuş gibi bir his oluşuyor. Bir ağrı oluşuyor. Bununla bu reflüdeki, özefagustaki tahrişe bağlı, yanmaya bağlı ağrılar birbirine karıştırılabiliyor. Bazen kalp hastası gibi hastaneye giriyor. Bazen bir bakıyorsunuz ki yani bir reflüdür, ona bağlı oluyor. Direkt endoskopiyle mi ya da nasıl bir işlemle hocam? Şimdi tabii mide hastalıklarını eskiden filmlerle teşhis etmeye çalışırdık. Baryum dediğimiz bir madde içirilerek hani onun filmdeki görüntülerine göre yorum yapardık. Şimdi evet, teknoloji muhteşem. Şey ilerledi tabii. İlerledi. Bugün gastroskopi dediğimiz mideye ışıklı, kameralı bir aletle bakmak ve midenin içini olduğu gibi görebilmek gibi bir avantaj yakalandı. Bu diğer görüntülemelerin birçoğundan çok çok üstün hale geldi. Ön plana çıktı ve mide hastalıklarında gerek ülser olsun, gerek gastrit olsun, gerek tümörleri veya kanserleri, bunların hepsini teşhis etme imkanı arttı. Ve herhangi bir darlık varsa ya da dışarıdan bir bası varsa bunları da görme şansı oluştu. Evet. Ayrıca tabii gastroskopi ile birlikte oradan parça alma, yani biyopsi yapma imkanları da arttı ve onunla daha doğru ve kesin teşhisler yapılabilir. Konfor oldu. Bir anlamda tabii, tabii. Değil mi hastalığı? Yani hasta için bunlar büyük avantaj. Söylediğimiz gibi bazı hastalıklarda erken teşhis çok çok kesinlikle, önemli. Kesinlikle. Bir de tabii teşhiste gecikmemek, yanlış teşhisler koymak. Çünkü zamanla bazı şeyler çok iyi oturuyor. Mesela reflü eskiden çok bilinmezdi. Ancak zamanla insanların şikayetleri daha üzerine durunca, bu endoskopiler, gastroskopiler falan çıkınca iş daha netleşmeye başladı. Yani yanlış teşhis oranları azaldı. Ve bunlar da hastaların tedavisi yönünden çok çok iyi oldu. Ve bu arada kullanılan ilaçların da hangisinin etkili olup olmadığı da daha kolay tespit edilir oldu. Ve ciddi bir tıpta bu sağlık adına küçük mikro kameraların işin içine girmesiyle sağlık adına ciddi ilerlemeler oldu. Evet. Peki endoskopi demişken hocam, endoskopi öncesinde korkulan bir tedavi aracıydı. Şimdi ise küçük bir
hafif narkoz yanlış bilmiyorsam, evet, bilgilendirme adına sizden dinleyeceğiz hocam. Küçük bir narkoz eşliğinde ağrısız yanılmıyorsam, çünkü kulaktan duyma ve evet, sağlığını geciktiren tedavi anlamında kişiler olabilir. Biraz detaylandırırsak ya hocam. Doğru. Adına. Hastalar geldiği zaman canlı canlı mı yapıyorsunuz, evet, gibi sorular da soruyorlar. Onlar da haklı. Böyle bir işlem neticede ağızdan aşağı yukarı 1 santim çapında bir hortum şeklinde, evet, bir aletle mideye giriliyor, yemek borusundan geçiliyor. Bunu yaparken bazı tedbirler almak gerekiyor konfor için. Evet. Niye? Hastalar o tedirginliğini gidermesi lazım. Öncelikle bir ağız içinden spreyle bir lokal topik anestezi yapılıyor. Refleks giderilmesi için refleksin. Daha sonra da bir sedasyon dediğimiz küçük bir hastayı yatıştıracak böyle, evet, ağrıyı hissettirmeyecek veya müdahaleyi hissettirmeyecek bir sedasyonla daha kolay yapılıyor. Yani gastroskopiler aşağı yukarı yani 7-10 dakikalık bir kısa bir sürede, evet, tamamlanabiliyor. Neticede hazırlığıyla falan filan bir 15 dakika bir şey alıyor. Yani günümüzde çok önemli bir teşhis vasıtası olmuş durumda. Evet. Peki hocam, şimdi sizin alanınız o kadar geniş ki, genel cerrahi uzmanlığının yapmış olduğu tedavi, ama şimdi ana başlık olarak biz safra kesesi, mide, bağırsak rahatsızlıklarını konuşuyoruz. Dilerseniz genel anlamda sizin alana girmeden önce safra kesesinin çok önemli bir rolü olduğunu biliyoruz. Sizden dinlemek isteriz efendim. Özellikle karaciğere yakınlığından dolayı, evet, toksinleri atma özelliği olduğunu biz, evet, sizin yazmış olduğunuz yazılardan, evet, değerli hocalarımızın bilgilerinden öğrenmiş oluyoruz. Safra kesesi nedir hocam? Vücudumuza faydası nedir? Zararı, evet, nedir? Sizden dinlemek isteriz. Evet, safra kesesi karaciğerin altında aşağı yukarı küçük bir armut büyüklüğünde, yani 50 mililitre dediğimiz 50 gram kadar bir suyu, suyun hacminde bir organ, organımız. Bu daha çok karaciğerde oluşmuş safraların safra kanalları yoluyla buraya gelip burada depolanmasında işe yarayan, evet, bir organ. Yani bir depo organı. Safra sindirim sisteminde yine önemli bir rol oynamakta. Özellikle yağlı gıdaların sindiriminde önemli. Vücudumuzda, karaciğerimizde safra oluşuyor. Evet, safrayla beraber birçok maddeler, toksik maddeler falan da safrayla beraber atılıyor. Sindirim içinde safrayla oluşturup depolanıyor safra kesesinde. Yemek yediğimiz zaman safra kanalının ucunda bir sfinkter vardır, büzük. Bir kas vardır. O kas gevşiyor, açılıyor ve safra kesesi kasılıyor ve safrayı yemek borusu 12 parmak bağırsağına boşaltıyor. O sırada gelen, mideden gelen gıdalarla birleşmiş ve sindirimin, sindirim esnasında rolünü oynamış oluyor. Safra kesesinin sindirimde böyle bir rolü var. Evet. Ancak bazen tabii safra kesesi de bir takım bu fonksiyonları yaparken yapamaz hale gelebiliyor. Genellikle iltihaplar, taşlar buna sebep olabiliyor. Peki taş nasıl oluşur? İltihaplanma neden olur diye sorarsak hocam, neler söyleyeceksiniz? Evet. Taş genellikle safra kesesi depo organı demiştik. İçinde bekleyen safra zamanla eğer çok çalışmazsa kese, onu boşaltamazsa, iyi boşaltamazsa içinde birikmiş olan safra, içinde çökeltiler oluşuyor. Bu çökeltiler zamanla başka üzerine kristallerin yapışmasıyla taşlaşabiliyor. Ve bazen iltihap taşa neden oluyor, bazen taş iltihaba sebep olabiliyor. Zaten bir organda, evet, taş oluştuktan sonra o organ da genellikle bozulabiliyor.
Çünkü yani bunların tedavisinde de zamanla bazen taşları almışlar, keseyi kapatmışlar ama tekrar taş olmuş ve safra kesesi yine fonksiyonunu yapamamış. Ya da tedavi için bir takım ilaçlar kullanılmış ki bunun için yine bazı hayvanlardan elde edilmiş safralardan yapılan ilaç ya da bazı bitkilerden yapılmış ilaçlar kullanılmış. Evet. Ancak taş eritilmiş olsa dahi bunlar çünkü nadir zamanında denenmiş işler. Şimdi günümüzde bunlar artık denenmiyor. Tekrar taşın bir müddet sonra oluştuğu görülmüş. Onun için de genellikle safra kesesi iltihapları taşları ancak safra kesesinin alınmasıyla daha uzun süreli ve köklü bir tedavi aşaması olmuş olabiliyor. Evet. Evet. Peki taşlar alınmazsa yaşamı tehlikeye götürebilir mi hocam? Evet. Şimdi bazen taşlar sessiz seyredebilir. Bir rahatsızlık evet. vermeyebilir. Günün birinde tesadüfen de bulunmuş olabilir. Evet. Genellikle günümüzde bu imkanlar arttı, ultrason imkanları. Çünkü ultrasonla safra kesesi taşlarını yakalamak, bulmak, tespit etmek çok kolaylaştı. Yani hem ultrason yurdumuzun her yerinde, her ilçemizde, her yerde doktorların elinin altında olmaya başladı ve bu alanda da birçok uzmanlar yetişmiş olduğu için kolay teşhis edilebiliyor. Taşın olduğunu gördüğümüzde diyoruz ki tamam, bazen bunu tesadüfen buluyoruz. Bazen de çok şiddetli ağrı, ateş ve sıkıntılarla gelmiş oluyor. O zaman da bulabiliyorsunuz. O zaman bazen buna iltihaplar ilave olmuş oluyor. Kesenin cidarı kalınlaşmış oluyor. İçindeki safranın yoğunluğu değişmiş oluyor. Bazen sarılık olmuş oluyor. Hastada ateş olmuş oluyor. Evet. Yani bu durumda biraz daha farklı bir klinik tablo ortaya çıkabiliyor. Peki kum daha hafif midir hocam? Kum döküyor diye biz diyor. Bazen halk arasında duyuyoruz. Şimdi aslında kum şeklinde de olabilir. Yani evet. bazen safra kesesi içinde milimetrik binlerce taş bile olabiliyor. Evet. Evet. Genellikle buradaki kum dökülme daha çok böbrekte idrar yollarında kum dökülmesinden bahsedilir de safra kesesinde çok onu göremeyiz. Ama safra kesesini ultrasonla incelerken veya bir MR'la, BT ile incelerken onların taşların veya küçük taşların varlığını görebiliriz. Bu küçük taşlar da aslında daha tehlikeli olabiliyor. Yani özellikle safra yollarında tıkanmalara neden olabiliyor. Tıkanma sarılıkları yapabiliyor. Onun için onlar önemli. Yani küçük taşlar, kumlar bunlar hepsi iltihaba sebep olabiliyor. Evet. Hatta komşu organ olan ve hem safra yolları hem de pankreasın kanalı 12 parmak bağırsağına girmeden önce birleşiyor. Ve orada hani sfinkter dediğim bir kas var. Orada birleşiyor. Öyle 12 parmak bağırsağına evet. açılıyor. Dolayısıyla burada oluşmuş iltihaplar veya buradan düşen bir taş gider de tam papilla vateri dediğimiz o son noktada tıkarsa pankreatit de oluşabiliyor. Veya pankreas iltihaplanması, kanalının iltihaplanması da oluşabiliyor. Veya komple safra yollarının iltihaplanması oluşabiliyor. Bunlar da ciddi boyutta hastalıklar yaratmış oluyor. Erken müdahale, erken teşhis o zaman her hastalıkta, sıkıntıda, sağlık evet. sorununda ön plana çıkıyor. Peki kişi hikayesini size geldi, anlattı. Dedi ki doktor bey, ben ağrılardan duramıyorum, taş mı düşürüyorum bilmiyorum ama evet. şikayetler böyle. Siz tabii tahlillere bakıyorsunuz, evet. neler diye soracağım ama İsmail Bey telefon attığımızda hocam izninizle. Tamam. İlk telefonumuzu alalım. İsmail Bey hoş geldiniz Sağlıklı Hayat programına. Hoş bulduk. Dinliyoruz efendim siz değerli hocam, operatör doktor. Hocama bir soru soracaktım ben. Hüseyin Urlu hocam, evet. Şimdi ben endoskopi oldum.
Ondan sonra sonuçta gastrik var dediler. Evet. Bana bir hap verdi doktor. 5-6 ay kullanacaksın. Ben bu hapı aşağı yukarı 7 ay kullandım. Rahatladım ama şu anda yine sıkışma oluyor. Böyle şey oluyor. Ağrı falan yapıyor. Ve hiç bile sanki gaz sıkışması oluyor. O gazı çıkarınca rahatlıyorum. Mesela onun için ben maden suyu falan içiyorum. Ondan sonra rahatlıyorum. Fakat maden suyu da asit olduğu için zarar veriyorum bir diye. Evet. Şimdi tabii bu sindirim sistemi hastalıkları bazen kısa sürede tedaviyle düzelebiliyor. Bazen de kronikleşmiş olabiliyor. Uzun süre ilaç kullanmak gerekebiliyor. Ama bunun yanında diyetler de önemli muhakkak. Mideyi tahriş edecek yiyeceklerden kaçırmak lazım. Özellikle acılı, baharatlı, sirkeli yiyeceklerden, turşu gibi yiyeceklerden, işte çiğ köfte gibi yiyeceklerden falan kaçınmak gerekiyor. Bunlar, bunun yanında tabii sigara da bu konuda oldukça zararlı. Alkol zararlı, bir takım gazlı içecekler zararlı. Bunları da beraberinde yapmak gerekiyor. Ama yine endoskopiyle de tedavinin tamamlanıp tamamlanmadığını görmek de önemli. Özellikle kronik yani uzun süreli mide hastalıklarında bu da önemli. En yakın bir hekime başvurmasında fayda vardır hocam. Evet. Peki hocam, şu telefon ücretsi demiştim ki hasta geldi, hikayesini dinlediniz. Ben taş var biliyorum hocam. Siz bakalım, sonuçta taş varsa hemen sonuca gidelim ki tedaviye kavuşturun beni diyecek ama taş var çıktı diyelim. Siz operasyona mı hemen gidiyorsunuz? İlaç tedavisi midir? Operasyonsa operasyon sonrasında tekrarlama olasılığı var mıdır diye izleyicilerimizden sorular gelebilir. Sırayla gidelim hocam. Evet. Şimdi evet, taş var. Nedir? Tedavisinde belki biliyorsunuz ama evet, bazen de taş bir takım yani uzun süredir belki taşı vardır, bir takım yan hastalıklar var mı yok mu onu da iyi tespit etmek gerekiyor. Bütün şikayetler taşa mı bağlı, bunu da iyi tespit etmek gerekiyor. Bazen safra kesesinde daha belki bir hafta olmadı, bir başka hastamda uzun zamandır belki taşı da vardı ama hastada kolon tümörü çıktı. Devamlı dinleyelim hocam. Kolon tümörü teşhisini siz koydunuz. Hangi tetkikleri yaparaktan diye size soracağım ama Ali Bey Yozgat'tan bize ulaşmış. Sorusunu birlikte dinleyelim efendim. Ali Bey, duyabiliyor musunuz? Yozgat'a sevgiler, duyuyorum, saygılar. Duyuyorum. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hocama bir şey danışacaktım ama. Evet Ali Bey, dinliyorum. Evet. Hastane ismi verebilir miyim? Hastane ismi vermiyoruz ama şikayetinizi dinleyebiliriz. Belki. Evet. Ben bir hastanede tedaviye girdim. Orada bana reflü ile gastrit. Şu an midemde bir rahatsızlık. Evet. İlaç kullanıyorum. Bir aşırı kullanıyorum. Hap kullanıyorum. Bir türlü atlatamadım yani. Evet. Endoskopi olarak endoskopiye girdim. Bana reflü ile gastrit tanısını koydular. Halil Bey. Evet. Evet. Geçmiş olsun diyorum. Şimdi reflü gastrit sık görülen hastalıklardan biri. Toplumda aşağı yukarı %20'ye yakın kişilerin %20'sine yakın buna benzer şikayetler var. Bunlar da tabii derece derece, çok hafif olanlar var, başlangıç olanlar var, orta derecede olan var, bayağı ilerlemiş olanlar var. Tedaviler genellikle ilaçlarla bir tedavi oluyor. Yine bir takım yiyecek de bu arada demin saydığım gibi dikkat etmek gerekiyor. Ancak ileri derecede olanlar için cerrahi tedaviler de yapılabiliyor. Bunu ilaçla tabii görmekte fayda var. Gastroskopi belki bir kere değil birçok kere yapılabilir. Çünkü bir de bunlar uzamış hastalıklar olduğu için tedavileri de uzun sürebiliyor. Evet. Onun için yani düzenli bir şekilde endoskopi ile gastroskopi ile takip etmekte fayda var. Yani ilaçtan fayda görülmediği zaman
ameliyatta önerilebiliyor. Evet. Yozgat'a geçmiş olsun dileklerimiz de Halil Bey'e. Selamlar gönderiyoruz. Peki hocam, siz dediniz ki telefon öncesinde konunun başında dile getirdiniz. Grip gibi yaygın tümörler kansere kadar gidebiliyor. Siz taşla geliyor ama yapılan tetkiklerde kolon tümörü çıkabiliyor dediniz. Kolon tümörü de çıkabilir. Karaciğerde bir tümör çıkabilir, safra yollarında çıkabilir veya midede çıkabilir. Yani başka yan hastalıklarda olabilir. Hastalarda işte diyabeti olur, daha farklı tedavi etmek gibi hazırlıklarınız olabilir. Veya safra kesesinde taşı vardır ama hastanın sarılığı da vardır. Belki kanalda da taş vardır. Kanaldaki taşı nasıl tedavi ediyoruz hocam? Nasıl tedavi ediyoruz? Sorusunun cevabını izninizle Esra Hanım hattımızda dinledikten sonra alalım mı hocam? Tamam, oldu. Peki Esra Hanım, duyabiliyor musunuz? Evet, duyuyorum. İyi günler, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Değerli hocam, Esra dinliyoruz Hanım. Sizi efendim. Buyurun. Hocam, benim babam da safra kesesinde taş olduğu söylendi. Yalnız 1,5-2 aydır şiddetli mide ağrısı yaşıyor. Evet. Yani çok fazla ağrısı oluyor. İşte bir şeyler içse de yese de her şeyden sonra böyle şiddetli mide ağrıları yaşıyor. Acaba diyoruz safra kesesindeki taştan mı? Bir de bundan 5 gün önce endoskopi yaptırdığımızda mide duvarında küçük yaralar olduğunu söylemişlerdi. Evet. Şimdi 5 gün sonra bir endoskopisi daha var. Kendisi de aynı zamanda kalp hastası, bypass oldu. Evet. Önce. Yani korkuyoruz endoskopi olmasından da böyle sürekli tekrar. Bir de midede bir problem mi vardır ya da safra kesesindeki taş mı bunu yapıyordur, bunu merak ediyorum. Evet. Şimdi tabii bypasslı dediğiniz kalp hastalığı da olduğu için özellikle yani bir gastroskopi zor bir şey değil. Ancak yine de kardiyoloğun onayını almak lazım. Yani kısa sürede böyle bir müdahaleyi genelde kaldırır hastalar. Yani çok önemli bir kardiyak problemi varsa belki kardiyoloji doktoru ona göre bir önlem önerebilir. Bunlara dikkat etmek lazım. Mideyi gerçekten iyice değerlendirmek lazım. Safra kesesinin taşları midede hissettiğimiz bir takım ağrılara neden olabilir. Özellikle iltihaplandığı zaman bunu da ultrasonla tespit etmek kolaydır. Ve safra kesesi ya şiştir, üzerinde cidarı kalınlaşmıştır, bazı yerlerde diğer organlar da gelip iltihap olduğu zaman yapışabiliyor. Bunları iyi ayırt etmek lazım. Yani ultrasonu, gastroskopi ve bir de kardiyoloji doktorunun onayını alarak bunlar yapılabilir. Eğer böyle safra kesesi ameliyatı da iki şekilde yapılıyor. Açık ameliyatları var, kapalı ameliyatları var. Kapalı ameliyat daha basit, hastaya fazla bir yük vermeden olabilen ameliyattır. Eğer safra kesesi bu ağrıların nedeni olma ihtimali kuvvetle muhtemel diyorum. Eğer orada ultrasonda keseyle ilgili problemler görülmüşse, ek problemler de görülmüşse ameliyat etmekte fayda var. Ama kese cidarı kalınlaşmamış, kese şişmemiş, hidrops hale gelmemiş ise beklenebilir, tedavi edilebilir, iltihaplar için antibiyotikler verilebilir, bir müddet takip edilebilir belli bir yaştaysa. İltihap falan geçtikten sonra da ameliyata alınabilir. Safra kesesinin taşları hastalıklarında, taşlı hastalıklarında ameliyat en iyi tedavi yöntemidir. Evet. Yine de kontrollerini yapıp onayını aldıktan sonra siz diyorsunuz ki Kan testleri falan da yapmak lazım. Evet. Mesela bilirubinler transaminazlar yani pankreatitle ilgili amilaz, lipaz gibi tetkikleri de yapıp onlarla ilgili tablo var mı yok mu bunları da ayırt edip öyle ameliyat etmek lazım. Peki hocam, izninizle devam edeceğiz. Kısa bir ara verelim, daha sonra buradayız efendim. Evet. Sağlıklı Hayat'ta bugün mide hastalıklarını konuşuyoruz. Mide ve bağırsak hastalıkları neden olur?
Tedavisi nasıl olmalıdır? Tüm merak ettiğiniz soruların cevapları ve daha fazlası için genel cerrahi uzmanı Operatör Doktor Hüseyin Uğurlu stüdyomuzda. Yeniden birlikteyiz. Genel cerrahi uzmanı, operatör doktor Hüseyin Uğurlu hocamla birlikteyiz. Mide ve bağırsak rahatsızlıklarını konuşuyoruz. Özellikle de son yıllarda herkesin başına gelebilecek beslenme alışkanlıklarımızdan dolayı safra kesesi kumu ya da taşı herkes dökebilir mi, yaşayabilir mi sorunlarını cevabını değerli hocamızdan almaya devam ediyoruz. Hocam telefon öncesinde tekrar birlikteyiz ikinci bölümümüzde. Taş tıkanırsa nasıl kırıyoruz, nasıl yapıyoruz, nasıl tedavisi diye sormuştum. Telefona gitmiştik hocam, devamını tamamlayalım sizinle. Safra kesesinde taş olduğu zaman evet. Bazen safra kanallarında da olabiliyor veya safra kesesindeki taşlar kanala düşebiliyor. Düştüğü zaman çok şiddetli ağrılar oluyor. Evet. Ve bunun arkasında sarılık da yapabiliyor. Evet. Yani birdenbire gelen ani bir ağrı bazen safra kesesindeki taşın kanala düşüp ve kanalın son kısmında genellikle tıkanmaya neden olduğu zaman çok şiddetli sırta vuran bir ağrı oluyor. Hatta hastanın rengi soluyor, bembeyaz bir renk oluyor falan. Bunlar da nasıl tedavi ediliyor derseniz yine teknoloji burada da işe yarıyor. Eskiden çünkü bunlara da ameliyat yapılıyordu ve bu ameliyatlar hastaları genellikle 15 gün hastanede yatırıyordu. Şimdi bu ERCP dediğimiz yine gastroskopi gibi duodenoskop var. 12 parmak parmağına kadar yine ağız yoluyla geçip 12 parmak parmağına kadar iniliyor. Onun yandan görüş kameraları var, ışıklandırması var. Oradan safra kanalının ucu tespit ediliyor. Oradan bir kateter içeriye salınıyor rehber olarak. Arkasından sfinkterotomi dediğimiz o kanalın ucundaki alan, dar alan genişletiliyor ve bir içeriye basket dediğimiz bir alet yine kateter gibi gönderilerek o taş 12 parmak bağırsağına düşürülüyor. O da gaitayla birlikte atılabiliyor o şekilde ve bu şekilde artık hemen hemen safra yollarındaki taşları hem erken hem de kısa sürede tedavi etme imkanı oluyor. Bu da teknolojinin sayesinde oluyor tabii. Peki hemoroid de çok yaygın hastalıkların başında. Evet. Beslenme hep siz değerli hocalarımız ön plana çıkartıyorsunuz. Kilo sorunu olanlar, spordan uzak kalanlar, özellikle dengesiz beslenenler tüm hocalarım siz de dile getiriyorsunuz. Yaşayabilir hemoroidi, kanama yapar mı yapmaz mı ya da bu safra kesesi taşlarındaki şikayetler hemoroidle karıştırılabiliyor mu hocam? Şöyle söyleyeyim, yani safra kesesi biraz tabii hemoroidle biraz uzak alakalı bir şey. Hemoroid genellikle sindirim sisteminin artık sonunda anüs bölgesinde olan bir hastalıktır. Kanamalar yapabilir, şişlik yapabilir, ağrı yapabilir. Kolon kanserleriyle bazen karışabilir. Evet. O şekilde. Onun için yani hemoroidleri de sadece hemoroid deyip geçmemek lazım. Onları da iyice incelemek lazım. Yani arkasında başka bir hastalık var mı? Bir kolon kanseri, rektum kanseri var mı diye ona bakmak gerekiyor. Anüs bölgesinin hemoroidden başka fistül, fissür gibi yine fissür de çok kanama ve ağrı yapan bir hastalığıdır. Onun için yani bu konuda genel cerrahe gidip olayı aydınlatmak, netleştirmek gerekiyor. Evet. Gerekirse kolonoskopi ile tüm kolon incelenebilir. Evet. İçeride çünkü hemoroidler de iç hemoroidler, dış hemoroidler gibi ikiye ayrılıyor.
İç hemoroidlerde aşırı kanamalar olabiliyor. Dış hemoroidler daha çok ağrı yapabiliyor. Bunları değerlendirmek, bir de yukarıda kolonları iyice incelemek gerekiyor. Evet. Şimdi siz değerli hocalarımız dile getiriyorsunuz ki sağlık konforu için endoskopi ve kolonoskopi muhteşem cihazlar. Teşhis anlamında birebir varsa da yoksa da en azından önlemimizi almak adına kafalarda soru işareti kalmamak için bizler için de kolaylık, hastalar için de konfor, mutlaka korkmadan, endişeye kapılmadan genel cerrahi alanına başvurmalarında fayda var. Evet, genel cerrahi veya gastroenteroloji dediğimiz alanına. Bir bölüm bunlarla uğraşıyor. Genel cerrahi hem endoskopilerini yapabiliyor hem de ameliyatlarını yapabiliyor ve bu hastalıkların çeşitli şekilde tedavilerini yapabiliyor. Takipleri. Evet. Peki şimdi hocam sizin uzmanlık alanınız genel cerrahi. Evet. Peki çok kapsamlı olduğunu ben dersime çalışırken sizi ağırlamak adına inanılmaz işlere imza atıyorsunuz sağlık anlamında. Evet. Sizden dinleyelim efendim, detaylandıralım. Genel cerrahi alanında neler var, neler yapıyorsunuz? Sizin hastanenin özelliklerinde neler kapsıyor? Evet. Ekip çalışmasında neler var? Siz de dinleyelim efendim. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Şimdi genel cerrahi öncelikle bir diğer ismi de hariciye. Hariciye. Evet, hariciye dediğimiz zaman vücudun dışındaki tüm yaralar, travmalar, bilmem tümörler, bunlar bu alana giriyor. Yani cildimizde olan birçok hastalıklar böyle. Bunun yanında guatr mesela bizim ilgilendiğimiz alan, meme hastalıkları aynı şekilde. Batın içi yani karın içindeki organların hastalıkları bizim alanımızda. Fıtıklar. Geniş bir şekilde kasık fıtıkları, karın fıtıkları, göbek fıtıkları veya mide fıtıkları, bunlar bizim alanımızda. Yine hemoroidler veya fisür, fistül gibi hastalıklar, bunlar bizim alanımızda. Bunun yanında travmatoloji de tabii yine genel cerrahinin alanında. Evet. Ve tabii genel cerrahi uzmanı yetişirken üroloji rotasyonu yapıyor. Ortopedi rotasyonu yapıyor. Kadın doğum rotasyonu yapıyor. Birçok dallarda da ayrıca eğitim alıyor. Çünkü batına girdiğimiz zaman böbrekle ilgili bir sorunla karşılaşma, kadın hastalıklarıyla ilgili bir sorunla karşılaşma durumunda, acil durumlarında bunların ne olduğunu, nasıl tedavi edilebileceğini baştan bilmemiz gerekiyor. Bazen akut batın deriz. Karın içi iltihaplanması açarsınız, bir de dış gebelikle karşılaşabilirsiniz. Yani bunun da tedavisini bilmeniz lazım en azından. Ya da o alanda hemen bir uzmanınız varsa onu da diyelim ameliyattasınız, onu da davet edersiniz ameliyata. Birlikte onu çözersiniz. Evet. Böyle. Şimdi hocam ben 15 yıldır sizin hastaneniz kurulduğu günden bugüne efendim ilk kez ben canlı yayında duyuyorum. Hocam dedi ki biz genel cerrahi uzmanı olarak eğitim alıyoruz ama kadın hastalıkları, üroloji, ne dediniz hocam? Ortopedi. Hepsinin eğitimini almak zorundayız. Buradan anestezi, anlıyoruz ki efendim anestezi diyor efendim. Hastane sahibi kendisi, binlerce kişiye istihdam sağlayan, iş kapısı açan hocam. Demek ki şu an canlı yayında ben de kendisinden dinlemiş ve öğrenmiş oluyorum. Ben kendime güvendim. Evet. Mesleğimi iyi kaptım. Hastalarıma ekimle birlikte iş sahası da açabilirim dediniz demek ki hocam. Evet. Şu an ben ilk kez sizden duymuş oluyorum. İyi ki de açtınız hocam. Binlerce kişiye iş kapısı, ekmek kapısı ve sağlık hizmeti veriyorsunuz. Evet, detaylı konuşacağım izninizle hocam. Telefonumuzu alalım. Tamam. Birlikte dinleyelim efendim. Duyabiliyor musunuz? Alo. İyi gün. Efendim. İyi yani gün. Hocamızın anlatımlarını yani çok beğendim efendim. Yani çok iyi anlatıyor. Sağ olun. Yani sorum olacaktı benim. Annem
76 yaşında efendim. Bunun saf rak kesesinde işte enfeksiyon oluşuyor ve safra kesesi yani çamurlaşmış efendim. Evet. Bunu şeyi de yani sıkıntı ya yani efendim yani solunumu %35 ameliyat yani riskli denirdi. Fakat bu antibiyotik alıyor efendim yani rahatlıyor ama tekrarlıyor efendim. Yani ne yapmamız lazım? Evet. Peki Arif Özkan Bey, Ankara'dan bize ulaşmışsınız. Safra kesesinde çamur, %30'lukta şikayet mi var dedi hocam. Sizden yalnızlık tıkçılığında. Solunumla ilgili evet, sıkıntısı tamam. varmış. Demek ki bir göğüs hastalığı da var. Yani akciğer hastalığı da var hastanın. Buna bağlı olarak da genel durumu çok iyi değil. Çok iyi olmadığı için de biz bunu hastaya ameliyat ettirelim mi ettirmeyelim mi diyor. Burada tabii yine göğüs hastalıklarının buna bir onay vermesi lazım. Şunu söyleyebilir, bazen yani ikinci bir hastalığın olması önemli bir risk teşkil edebilir ama hastalık da kendi başına önemli bir risk olabilir. Bazen birini birine tercih etmek gerekir. Yani ne kadar bunu böyle bırakırsak daha büyük risk olacaksa ameliyatını yapmanın riski daha düşükse o zaman ameliyatını yapalım, bu sıkıntıdan kurtaralım denebilir. Ancak bu tür riskli hastalıklarda öncelikle iltihapları ilaçlarla falan kurutabilir miyiz ona bakmamız lazım. Ha çamuru iltihapla kurutabilir miyiz? Çok kurutamayız. Yalnız çamurun veya taşın sebep olduğu iltihabı ilaçlarla kurutabiliriz. Evet. İlaçlarla bir sonuç alamıyorsak, bütün şartları ona göre ortaya koyup belki ameliyattan sonra buna yoğun bakım tedavisi gerekecek. Yani tabii hemen şart. Aldık, evet, ameliyat hocam. Ettik. Normalde ameliyat ettiğimiz hastayı serviste bir gün yatırıyoruz, ertesi gün taburcu ediyoruz. Ancak bu şekilde bir solunum hastalığı, solunum sıkıntısı olan, bir akciğer hastalığı olan, KOAH olan, ileri derecede KOAH olan ya da bir kalp hastalığı olan hastalarda genellikle ameliyattan sonra yoğun bakımda bir müddet takip edeceğimizi, izleyeceğimizi de söylüyoruz. Çünkü orada bütün parametreleri iyi incelemek gerekiyor. Oksijen saturasyonu, karbondioksit oranını falan izlemek, kalp atımlarını izlemek, tansiyonunu, nabzını iyi izlemek gerekiyor. Ona göre de destek tedavilerini sürdürmek gerekiyor ameliyattan sonra. Şimdi hocam sizi dikkatlice dinliyorum. Hiçbir hekim, hiçbir evet. değerli hocalarımız, sizler hastalarınızın kötü olmasını istemezsiniz. O muhakkak. Ve evet. bir an önce sağlıklarına kavuşmaları ve aileleriyle yine umutlu evet. kaldıkları yerden devam etmeleri hayatları için ellerinizden geleni yapıyorsunuz. Evet. Ve o kadar da ağır şartlarda eğitim aldığınızı dile getiriyorsunuz ki evet. Tam teşekküllü 15 yıl var mı eğitim hocam, daha fazla değil mi? Ömür boyu meslek gidene kadar değil mi? Ömür boyu eğitim alıyor. Ömür boyu değil mi? Çünkü bir de yani her hastalık sabit bir şey değil. Hastaya göre de o hastalık çok farklı olabiliyor. Evet, evet. Yani genel olarak da hastalık yok, hasta var diyoruz. Hasta. Her hasta, yani 10 tane safra kesesi hastası getirseniz 10 tanesi birbirinden farklıdır. Dolayısıyla burada her hasta için ayrı bilgilere ihtiyacınız olabilir ve eğitiminiz onun için de devam etmesi gerekiyor. Yani ya siz bunu sizden yani bazı ameliyatlara kalp cerrahıyla da girdiğimiz olur, damar cerrahıyla da girdiğimiz olur değil risklerine cerrahi. Göre. Yani ekibi ona ya da işte konseylerimiz olur. Bu konseylerde diyelim ki bir tümör konseyi, bir kanser için. Ekranı birlikte bakalım hocam. Konsey ilişkin görüntülerimizi de zaten yönetmen evet. arkadaşımız yansıtıyor çalışmalarınıza ilişkin. Evet. Biz üzerine konuşabiliriz hocam. Evet. Az önce de siz fark etmediniz. Safra kesesi ameliyatına ilişkin, safra taşlarına ilişkin siz bahsederken inanılmaz orada
Misket büyüklüğünde hocam onlarca taş gördüm. Onlar evet. kişiden çıkan taşlar mıdır? Evet, yani bir safra kesesinin içinden çıkan evet, taşlar. An, evet, bunlar şu anda, konseyinize ilişkin anladığım kadarıyla tabii, görüntüler. Tabii tabii, eğitimler yapıyoruz hastane içinde. Evet. Düzenli bir şekilde her haftanın Cuma günleri mesela saat 4 gibi eğitimlerimiz oluyor. Evet, evet. Bütün çeşitli branşlarda hekim arkadaşlarımız orada hem personele yani evet. hemşire veya teknik ekibe anlatıyor. Doktorlarımız katılıyor. Evet. Konseylerimiz oluyor. Mesela şu an bir EVAR dediğimiz bir damar içine greft yerleştirilmesini gördük az önce. Evet, burada bir hastamızı ziyaret etmişiz. Yine burada ekip halinde bir ameliyattayız. Evet. Öyle. Burada konseyi yine bir konseyimiz var. Evet. Yani burada vakaları sunuyoruz. Diyelim burada bir hastaya nasıl bir program yapacağız? Bu tedaviyle ilgili bunları mesela bir onkoloji konseyinde en az iki tane radyasyon onkoloğu, medikal onkolog, ondan sonra patolog, evet. Göğüs hastalıkları uzmanı, göğüs cerrahı, genel cerrahi uzmanları katılabiliyor, dahiliye uzmanları katılabiliyor. Evet. Ayrıca radyoloji evet. uzmanları ekip katılıyor. Evet. Çünkü buradaki MR görüntülerini falan çok iyi değerlendirmemiz gerekir. Belki dikkat etmişsinizdir. Büyük ekranlarda inceliyoruz. Yani evet. tümörün komşu organlarla ne kadar ilişkili olduğunu, ameliyatta komşu organa bir zarar verip veremeyeceğimizi ve verirsek onu da mı almamız gerekiyor? Evet. Ya da parsiyel yani kısmen mi almamız gerekiyor? Cerrahi hudutlarımızı nereye kadar yapmamız gerekiyor? Mesela bir rektum tümöründe bakıyorsunuz ki anüse çok yakın hasta hiçbir hasta istemiyor. Yani anüsü iptal edip kalın bağırsağı batın dışına bağlamayı kolay kolay hastalar kabullenmek istemiyor. Hocam. Ama bazen bu hastalık öldürücü bir hastalık olduğu için bunu yapmak zorunda kalabiliyorsunuz. Bazen de öyle kritik noktalarda oluyor ki o zaman diyorsunuz ki acaba ben bunu radyoterapiyle, kemoterapiyle küçültür, sonra ameliyat yaparsam daha mı başarılı daha, olur? Evet, evet. Bunların kararını genellikle konseylerde veriyoruz. Evet. Yani her arkadaşımızın bilgisi bize ayrı bir ışık tutuyor. Evet. Yani 14-15 doktorla yapıyoruz konseyleri. Evet. Az önce yeni bir cihaz montajı görüldü. O kanser tedavisinde, radyoterapide kullanılan bir cihazdı. Peki şöyle hocam, evet, şimdi bunlar... sizin 15 yıllık, 40 yıllık tecrübeniz mesleki kariyerinizde. Evet. 15 yıldır da Avrasya Hospital Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yürütüyorsunuz. Yürütüyorum. Aynı evet. zamanda genel cerrahi uzmanı. Hem evet. yönetim hem iş çok zor olsa gerek hocam. Evet. Sorumluluklarınız çok ağır. Özellikle hangi alanı ön plana çıkardınız sağlık açısından diye soracağım izninizle. Sordum yani bunu gerçi yöneticilik cevabını veya doktorluk açısından mı soruyorsun? İkisini de dinleyelim hocam ama yönetmenim evet. der ki telefonumuzu alalım daha sonra sizi kesmeden dinleyelim efendim. Peki, efendim duyabiliyor musunuz? Telefonumuz İstanbul Gülbahar Hanım. Gülbahar Türkoğlu. Dinliyoruz efendim sizi. Evet. Evet efendim. Günaydın hocam. Günaydın. Hocama bir sorum var. Evet. Hocam? Ben dahiliye doktoruna gittim midem için. Evet. Endoskopi yaptılar. Bir şey yok dedi. Ama eğildim kalktığım zaman sırtım acayip ağrıyor. Evet. Şimdi mide kurucusu verdi. Bir tane şurup verdi. Onları kullanıyorum. Evet. Şimdi bazen hastalıklar, karın içindeki hastalıklar yani bir başka organa da yansıyarak ağrı yapmış olabilir. Yani mesela bir pankreatit sırta vuran ve belde kuşak şeklinde bir ağrı yapabilir.
Bunlara dikkat etmek lazım. Böbreklerin ağrıları bele vurabilir. Böbreklerde taşlar falan olması. Eğer yapılmadıysa bir ultrason yapılmasında fayda var. Bazı kan tahlillerinin mesela pankreasla ilgili amilaz, lipaz gibi tahliller yapılabilir. Böbreklerle ilgili idrar tahlili yapılabilir. Yine safra yollarını ve safra kesesini göstermek için ultrason veya MR, MRCP dediğimiz pankreas ve safra kanallarını gösteren tetkikler yapılabilir. BT yapılabilir. Şimdi eskiden tabii açarız bakarız diye bir şey vardı genel cerrahide. Artık açıp bakmıyoruz. Açmadan önce her şeye bakıyoruz. Yani MR'a da bakıyoruz, BT'ye de bakıyoruz, ultrasonda yapıyoruz ya da gastroskopi, kolonoskopi gibi tetkikler yapıyoruz. Hatta gerektiğinde karın içinde çünkü bir takım damarsal lezyonlar da olabiliyor. Mesela bir damar tıkanıklığı nasıl kalpte damar tıkanıyor, enfarktüs oluyorsa bunun benzeri karın içinde organlara giden damarlarda da tıkanma, daralma gibi şikayetle oluşumlar olabiliyor ve bunların da yaptığı ağrılar olabiliyor. Kısaca yani gastroskopi ile bakıldığı bir şey bulunamadı diyorsunuz. Diğer yönden ultrason veya başka tetkiklerle de bunu desteklemekte fayda var. Acaba başka yan komşu organlarda bir hadise var mı yok mu ona da bir bakmak faydalı gerek, olur. Gerekir. Yani ya dahiliyeye yine devam edeceksiniz dahiliye doktorunuza ya da bir genel cerrahi de olabilir ama dahiliye doktorları o konuda size yardımcı olur. Peki hocam, yönetmenim der ki süremizin sonuna geldik. Yavaş yavaş toparlarsak. Ben cevabını çok kısa alayım hocam sizin. Çünkü tamam. Biz sizin kurmuş olduğunuz kurumun medyada yansıyan kısmı yazılı ve görsel basında kalp ve kanserze ağırlıklı olduğunu biliyoruz. Evet. Ama sizin uzmanlık alanınız genel cerrahi alanı. Evet. Biraz bilgilendirirseniz bizi hocam. Çok kısa yönetmenim der. Peki yönetmenim, çok kısa alalım. Sonra evet. Kapanışa gideceğiz. Tabii hastanemiz genel cerrahi konusunda da kadın hastalıkları konusunda da çok iddialı bir hastane. 15 yılda 23 bin doğum olmuş hastanemizde. Yani bir şehir kurmuşuz. Ve her sene bu çocuklarımıza da iki senede bir pardon şölen yapıyoruz. Diyoruz ki hastanemizde doğmuş ama 20 bin çocuğu oraya davet etmek mümkün değil. Her sene 2000-3000 davetimiz oluyor. Ama gönülden onları da kabul ediyorsunuz evet. Değil mi hocam? Ama gerçekten evet. Türkiye'de özel sektör olarak kanser alanında ilk ciddi yatırımlar yapmış bir özel hastaneyiz. Radyasyon onkolojisi kurmuş bir hastaneyiz. Bir 15 senedir bu hocam. Var. İlk ruhsatlı onkoloji merkezi. Merkezi, açan. Evet. Yani ilk özel hastane olarak ilk ruhsatı aldığım, yani Avrasya Hospital almıştı onkoloji, radyasyon onkolojisi alanında. Yani bunlar zamanında birçok hastalarımız yurt dışına gidiyordu. Niçin gidiyordu? Ya kanser teşhis ve tedavisi için gidiyordu veya kalp hastalıklarıyla ilgili, damar hastalıklarıyla ilgili gidiyordu. Bunlar bizim için, ülkemiz için önemliydi. Biz özellikle ülkemizde bu imkanları özel sektör olarak da yapılmasından yana bir fikir ortaya koyduk ve bunları gerçekleştirmeye çalıştık. Bugüne kadar da binlerce, on binlerce hastamız oldu kanser konusunda ışın tedavisi gören. Bazen gece geç vakitlere kadar bunların tedavisini yürüttük. Hemen hemen her hastaya belli saatlere düzgün randevularını verdik. Arabasıyla onkoloji merkezinin önüne kadar, kapısına kadar -2'de arabayla girip hasta tedavisini saatinde alıp evine dönmüştür. Evet. Yani böyle de bir hastalar için, yani sağda solda işte ulaştık ulaşamadık gibi problemleri de ortadan kaldırarak. Şu an hastanemizin içinde 3 kat otopark var. Katlı otopark içeride. Ve hastalar istedikleri yere belki 5 adım, 3 adım, 10 adım yürüyerek girebiliyor.
ya da onları sedyelerle karşılıyorlar, tekerlekli arabayla karşılıyorlar, içeriye alıyorlar, saatinde tedavisi oluyor, uzun uzun vakit kaybetmeden bir düzen içinde bu tedavileri yürütüyoruz. Ülkemize yaptığımız her hizmetten, açık söyleyeyim, her şeyden önce büyük gurur ve mutluluk duyuyoruz. Evet. İnşallah bu işleri, fırsatlarımız daha büyük olur, daha güzel işler yapmak vaadiyle diyorum. Biz de en yakın zamanda evet. sizi ağırlayalım hocam. Çok teşekkür ediyorum ama çok kısa hocam. İstanbul Times ekibi bizi izliyormuş. Kalabalık bir ekip. Evet. Hocama ulaşamıyoruz. Yayına bağlanamıyoruz. Yaşla ilgili var mıdır kısıtlama ya da her yaş grubunda görülür mü? Bayanda da erkekte de mi vardır ya da hangisi de daha evet, çok oran gözüküyor sorusu var. Peki. Onu da hemen cevap safra yapıyoruz. Kesesiyle ilgili şöyle söyleyelim. Yani bayanlarda erkeklere nazaran daha fazladır. Neredeyse iki kat fazla evet. safra kesesinde taşların oluşması falan. Kiloyla ilgilidir. Bayan sarışın bayanlarda daha sık oluyor. Onun için tabii bu beslenmeyle de alakalı. Bir de yani yediklerinizi sindirebilmeyle de yani harcayabiliyorsanız işte şimdi ne yapıyoruz? Eskiden hanımlar çok çalışıyordu. Tarlalarda falan çalışıyordu. Şimdi artık onun yerine diyor ki spor geldi. Yapayım diyor. Teknoloji geldi. Arabalar evet. çoğaldı. Herkesin altında evet. araba var. Yürüyüşler azaldı. Evet. Dolayısıyla şimdi biraz daha hareketli olmaları gerekiyor. Ne kadar hareketli olursa vücuttaki evet. tüm kaslar ne kadar çok çalışırsa sağlığımız o kadar yerinde ve güzel oluyor. Evet. Hocam ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Sağlıklı Hayat ekibi olarak bugün bizi kırmadınız, geldiniz. Evet. Bir yıl peşinizde koştum hocam. Bir yıl aradan sonra evet. sizi ağırladım. Peki, İyi ki de geldiniz ederim. Hocam. İzleyicilerimizi, bizleri aydınlattınız. En yakın zamanda yeniden ağırlamak isterim evet. efendim. Ben herkese sağlık ve huzurlu bir hayat diliyorum. Hiçbir şey insan ve sağlık evet. kadar önemli değildir. Evet hocam. Evet. Bugün Avras Hospital'dan yönetim kurulu başkanı ve genel cerrah uzmanı olarak ağırladık. Operatör Doktor Hüseyin Uğurlu hocam. Çok teşekkürler, saygılarsınız. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet efendim, yayında ve yapım emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımız adına sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Yaklaşık bir saat sizlerin evlerine, iş yerlerine konuk olduk. Yarın yeniden aynı saatte karşınızda olacağız efendim. Hoşçakalın.